Ada, Selin, hadi kızlar. Yasemin nerede? Ay bizim Bursa'dan Nebahat abla vardı ya. Benli Nebahat. Heh o. Ay kızı üniversiteyi kazanmış, ille gelin diye tutturdular. Hay gitmesek ayıp olacak şimdi. E adayı da yalnız bırakmak istemiyorum. Yasemin'i yolladım ben de. Çok iyi yapmışsın, çok. Hı. Bir tane atıyorum ben. Çok yedim bugün, çok. Aa, Rüzgar oğlum hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. İyi akşamlar. Ay, tam da yemeğin üstüne geldin. Kaynana seviyormuş. Ay rahmetli ablam olsa çok severdi seni. Eminim ben de onu çok severdim. Mekanı cennet olsun. Amin, amin. E dikildin kaldın öyle, dur ben sana terlik vereyim. Al oğlum al. Teşekkür ederim. Hah, şöyle koyalım. Ada! Hah. Ne işin var senin burada? Ben şirkette olanlardan dolayı... Ne oldu şirkette? Madem yemeğe geldin, öyle bedava yemek yok. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Gel mutfağa bize yardım et, hadi gel. Oldu bu iş, oldu. Allah'ım ya Rabbim ya. Bana bak, teyzemle işten ayrıldığımı bilmiyorlar. Ayrılmadın zaten, kovuldun. Rüzgar, canımı daha fazla sıkamazsın diyorum ama sen her seferinde çıtayı arşa çıkarıyorsun be gülüm. Gülüm mü? Ya bu ne biçim bir ağız, ne biçim bir konuşma şekli yani? Yakışıyor mu senin gibi bir kadına? Bana bak, gün sayıyoruz farkındasın değil mi? Boşanma tarihi gelene kadar gün sayıyoruz. Şimdi gir içeri ye o beleş yemeğini, sonra da git tamam mı? İstersen seni işe geri alırım. Öyle mi? Hı-hı. Peki böyle bir şeyi neden yapacaksın çok merak ediyorum. Daha doğrusu bunu nasıl yapacaksın onu daha çok merak ettim şu an. Bora ile aranızda bir şey yok. Bu saatten sonra olacağını da sanmıyorum. Hı. Benim için de bir sıkıntı yok. Nasıl olacağı da bana kalsın. Peki Tuğçe kanki Toş'un bu işe ne der? O benim sözümden çıkamaz. Çıkamaz ha? Hı hı. Bu nasıl oluyor bilmiyorum ama yakında çıkar kokusu. Neyse. Benim için madem bir şey yapmak istiyorsun, o zaman yapman istediğin bir şey var Rüzgar. Seve seve. Hani eğer yapabileceğim bir şeyse. Tabii tabii yapabileceğim bir şey. Çok basit bir şey, çok kolay bir şey. Ne? Benden uzak, Allah'a yakın ol Rüzgar, tamam mı? Şimdi o pis sırıtmanın yüzüne yerleştir. Gir içeri yemeğini zıkkından sonra da git. Hadi kalk. Kalk git. Şimdi oğlum sen söyle. Yani ben söyleyince pek etkili olmuyor galiba. Bunca olaydan sonra Ada'nın o şirkette çalışması normal mi sence? Yani tabii pek değil ama... Yani? Bu kararı Ada'nın alması daha sağlıklı olacaktır. Endişe edilecek bir şey ben görmüyorum. Sonuçta hepimiz yetişkin insanlarız. Sen de öyle düşünüyorsun ha? Ben geri kafalı kaldım herhalde. Yani anlayamıyorum ben bu işleri hiç. Aa, olur mu öyle şey? Nane şekerim benim. Şimdi böyle konularda kararı gençlere bırakmak lazım bazen, değil mi? İçim hiç sinmiyor ama neyse artık bırakalım, yapacak bir şey yok. Nergis teyzem ben de yanındayım ya, merak edecek bir şey yok. Evet ben de, ben de oradayım. Olmaz olasıcığım. Ay soracağım soracağım unutuyorum. Senin annenler Arnavutluk'taydı değil mi? Evet. Onu konuşmuştuk. E hiç gelmiyorlar mı yani, özlemiyorlar mı oğullarını değil mi ama? Böyle oğlun olsa sen özler misin? Ne dedin? Şey dedim teyzoşum, onlar yoğunlar gelemiyorlar ama Rüzgar en kısa vakitte onların yanına gidecek. Anasının babasının yanına gidecek, Arnavutluğa gidecek en yakın zamanda. İnşallah Allah'ın izniyle kavuşmaca. İnşallah. Şu annenin bir telefonunu versen bakayım bana. Ben bir konuşayım onunla. Neydi adı? Leyla. Leyla. Teyzoşum, sen ne konuşacaksın Rüzgar annesiyle? Pırasalı börek tarifi alacağım belki. Güzel olur, al. Kanka, işler fena karışıyor. Sorma, sorma. Söyle. Şöyle bir şey yapalım mı?
Şimdi bizim oralarda yayla zamanı. Yani bizimkiler yaylaya çıkmıştır. Orada da biliyorsunuz dağ tepe falan telefon pek çekmez. Oh ne güzel. Ben sizin numaranızı anneme mesaj atayım. O gördüğünde zaten döner. Mutlaka döner. Olur. Olur öyle ben, yapalım. Ben hemen atayım hatta. Tamam hemen, ben, at. Hemen at. Enginar'dan kimse almamış ama. Ben yiyorum. Nargis teyze ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Aşk kendi seçer.